İnceleme videosuna geçmeden önce sizler için ufak bir hediyemiz olacak. Hemen hediyemizden bahsetmek istiyorum. 100 takipçimize özel 75 TL değerini GeForce Now Game Plus kodu hediye edeceğiz. Yapmanız gerekenler nasıl bu hediyeyi kazanabilirsiniz ile alakalı detaylara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi inceleme videomuza geçelim. Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikte sizlerle beraber bu videoda Game Power markasının SCADA 240 mm'lik sıvı soğutma modeline yakından bakıyoruz. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor. Biraz Game Power markasından bahsedeyim, daha sonra inceleme detaylarımıza geçmek istiyorum. Game Power markası uygun fiyatlı ürünleriyle beraber son zamanlarda karşımıza çıkan markalardan bir tanesi oldu. Baktığımız zaman işte bilgisayar kasaları, sıvı soğutma, klavye, kulaklık gibi ürünlerini burada görebiliyoruz. Bugün inceleyeceğimiz modelde yine uygun fiyatlı diyebileceğimiz bir klasmanda yer alıyor. Benim incelediğim şu an tarih itibariyle ürünün fiyatı 699 TL, altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Ve bu modelin ek olarak 360 mm ve 120 mm'lik farklı modelleri de bulunuyor. Yani ihtiyaca göre farklı modelleri de tercih edebilirsiniz. Bizim inceleyeceğimiz model 240 mm'lik bir büyüklüğe sahip. Kutuya baktığımız zaman ön tarafta neyi görüyoruz? Ürünün çalışken görüntüsünü ve arka tarafta da ürün öne çıkan özellikleri bizlerle paylaşılmış. Kutunun içerisinden dahil olacak şekilde 2 adet 120 mm'lik fan ve 240 mm'lik radyatörümüz çıkıyor. Ek aparatlara baktığımızda ufak bir poşet içerisinde bir tarafı AMD, bir tarafı Intel uyumlu bir bracketi görebiliyoruz. Bu bölümde yükseltme ve çeşitli vidalarda konumlandırılmış. Kutu içeriyle devam edecek olursak yine ufak poşet içerisinde farklı ürünlerimiz karşımıza çıkacak. Bu ürünler RGB hub ve kontrol kumandası. Bu kontrol kumandası 10 adet fan kadar desteği bünyesinde bulundurabiliyor. Kumanda üzerinden de fan hızlarını, parlaklık seviyesini, renk modlarını ayarlayabilmek mümkün. RGB hub'ı buraya da koymaları bence güzel bir detay olmuş. Fanlara yakından baktığımızda 120 metre büyüklüğünde çerçeveleri silikon kaplamaya sahip fanları burada görüyoruz. Bu da ses eminiminin daha iyi olması anlamına geliyor. Beyaz görünen kısımlar içerisinde de RGB aydınlatmalarımız konumlandırılmış. Detaylarına ilerleyen bölümlerde beraber bakacağız. Son olarak bu fanların dönüş hızlarını sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Kutunun içerisinden son olarak temel macun ve Game Power logoları çıkıyor. Bu logolar biraz daha sert yapıda, yani güzel göründüğünü söyleyebilirim. Kasanız ya da herhangi bir yere yapıştırıp kullanabilirsiniz. Kutudan ek olarak tamam macunun çıkması da güzel bir detay olmuş. Tamam macun hakkında biraz bilgi vermek gerekirse yüksek termal iletkenliğe sahip olan model kendisi. Soğutma performansı da gayet başarılı. Birazdan zaten detaylarına bakacağız. Bu derece kaliteli bir ürünün kutudan çıkması da oldukça güzel bir detay olmuş. Pompaya baktığımız zaman ise bizleri RGB ışıklara sahip Game Power logosu karşılıyor. Bu yapıya baktığımız zaman yuvarlak olduğunu görebiliyoruz. Sıvı soğutma çalışmadığı sırada burası tamamıyla siyah görünüyor. Genel olarak şık bir tasarıma sahip. Tabi RGB ışıklar devreye girince bu bölüm gerçekten çok fazla dikkat çekmeye başlıyor. Pompadan radyatöre giden borularımız file ile kaplı. Remlerle herhangi bir problem yaşatmıyor. Kolay bir şekilde de boruları istediğiniz konuma yönlendirebiliyorsunuz. Bazı sıvı soğutma modellerinde burası gerçekten taş gibi oluyor. Ve remlerle beraber sizlere sıkıntı yaşattırabiliyordu. Ben bu ürünü kurarken bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. RGB aydınlatmaların geneline bakacak olursak aydınlatma parlaklığı oldukça başarılı. Kumanda üzerinden de çeşitli farklı renk modları arasında geçişler sağlanabiliyor. Güzel bir ambiyans oluşturduğunu söyleyebilmek mümkün. Olumsuz olarak bakacak olursak maalesef pompanın RGB ışıkları fanlar kadar parlak değil. Biraz daha sönük kaldığını burada görebiliyoruz. Ama genel bütüne baktığımız zaman kasanın içerisinde ben buradayım diyebiliyor. Ve biraz da teknik özelliklere yakından bakalım. Bu sıvı soğutma hangi işlemcilerle beraber kullanabileceğinizi sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Bu platformları destekleyen işlemcilerle beraber Game Power SCADA 240 mm'lik sıvı soğutma modelini kullanabilirsiniz. Peki biz hangi test sisteminde bu ürünü kullandık? İşlemci olarak burada Intel Core i5 11600K işlemcisini kullandık. 6 çekirdek 12 izleye sahip olan bu işlemci 14 nanometre üretim aşamasından geçti ve 125 watt'lık bir TDP değeriyle karşımıza çıktı. Benim yapmış olduğum 15 dakikalık stres testinde de en fazla 74 dereceyi görebildik ki bu oldukça iyi bir değer. Çünkü bu 15 dakikalık stres testi boyunca işlemcinin bütün çekirdeklerine yük bindiriliyor. Yük bindirildiği için de daha fazla ısınıyor. Ancak oyun testine geldiğiniz zaman ısıların düştüğünü görebiliyorsunuz. Her çekirdeği burada kendisi kullanmıyor. Bunu söylemek istiyorum. Mesela ilk oyun testimiz ne olacak? Kontrol olacak. 15 dakikalık bu oyun testinde en fazla
62 dereceyi görebildim. CSGO testinde ise en fazla 66 dereceyle karşılaştığımı söylemek istiyorum. Bunlar sizlerin kasanızın durumu ya da kasanızdaki hava akışına göre de değişiklik gösterebilir. Çünkü bazı kasalar hava almıyor. Hava almadığı için de soğutma performans konusunda farklar ortaya çıkabiliyor. Çünkü yapmış olduğumuz incelemelerde bunlar bizim başımıza geliyor. Abi sizde bu derecede çalışıyor ama benim kasamda böyle değil. Adamın kasasına bir bakıyoruz, sadece arkada bir tane egzoz fanı var. Bundan kaynaklı böyle bir şeyle karşılaşmış. Evet, sizlerle beraber ürüne yakından bakmış olduk. Ürünün genel olarak performansı ve özellikleri bu şekildeydi. Bence streslisi ve oyunlarda genel olarak güzel bir soğutma performansını fiyatına göre bizlere sunuyor. Bunun altını çizmekte kesinlikle fayda var. Benim video çektiğim tarih itibariyle de ürünün fiyatı 699 TL. Türkiye'deki kur değişiklikleri nedeniyle fiyatlarda değişiklik gösterilebilir. Bunu da eklemek istiyorum. Sizler Game Power SCADA 240 mm'lik sıvı soğutma modelini nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.